Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fiyatlı Köfte 2'nin 24. bölümüne hoş geldiniz. Ve karşınızda 2 adet bas. Üçüncü bir adet de daha ihtiyacım olacak. O da bir adet. Import bas. Craft'ını bekleyelim. Falan mı var? Ha, tamam. Ardından da ne yapalım? Bolca mavisinden gablo. Sen git. Seni buradan Emine Törk'e bağlayalım. Evet, ardından Sel. Sana sellerin nasıl craft edileceğini öğrettik mi? Tam örtmüşüz. Ve sine var. Şurada seller. Ve üstte de sine var. Ve gördüğünüz gibi Merkür sel elde etmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi Merkürsel elde ediyoruz. Şimdi bize başka ne lazım? Burayla ilgileniyorduk en son. Bu arada birkaç değişiklik yaptım. Sodyum sülfatı buraya taşıdım çünkü sodyum sülfatı kullanan çok az şey var. Diğer hepsini, bunların hepsi artık su. Burası özel sıvaların olduğu yer sadece. O yüzden bana 4 tane export bas. Bir tane değil, 4 taneydi. Bekliyoruz. Tamamdır. Gerçi henüz sodyum sülfat üretemiyoruz çünkü chemical reaktörümüz yok. Çok yakında üretebileceğiz ama. Evet, tabii ki de benim şu lanet renk ayarlama huyum. Ve son olarak sen. Şimdi Merkürileri alalım. Tamam, burada sen hariç diğer hepsini. Merkür.
Bu arada size Merkürler hakkında özel bir detay. Üç tane alalım ve üç tane de kapır alalım. Evet. Şu aşağıya Merkür'ü koyduğumuz takdirde, hatta dur. Network'ten atalım Merkür'ü. Bakalım nereye koydu. Evet, buraya koydu. Üçünde. Güzel. İstediğimiz yere. Su olsa bile içeride öncelikli olarak Merkür'ü kullanır. Ve boş seli geri verir. Bu sayede tinlerimiz boşuna gitmez. 2 ve üçüncüsü de gelmek üzere. Burada da Merkürlerimiz elde ediliyor. Belki ikinci bir tane daha Merkür'ü elde edecek yapabilirim. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapıyorduk başka? Ben ne yaptığımızı unuttum. İkinci bir tane daha Mach yapsam onu düşünüyorum bir yandan. Evet, Mach'la yapabilirmiş, evet. Şimdi ilk olarak şuradan bir uzantı oda şuraya doğru. Ya da bunun altına bir oda, ya da şu duvar. Öncelikle çank sınırına bir bakacağım. Çünkü çank odalarımız şuradan ilerisine geçmiyor. Tamam. O zaman buraya yapabilirim. Bana bolca induction smelt. Induction furnace değil bu arada. Induction smelter. Aa, tabii önce bir şey test edeceğim. Şimdi bu kapırları koyarsak, önce sistemde yabancı bir kapır olup olmadığına emin olayım. Tam yok. Şimdi bunları sent de lazım. Ufak bir test yapacağım. Eğer. Tamam, değil. Leksikonum nerede benim? Evet, Forge leksikonum kayıp. İş uzun yoldan halledeceğiz. O zaman sizden kullanamıyorum. Planım yattı burada. O zaman eski usul. O da induction furnace. Dört tane yeter. Craft edile dursunlar. Elektrik furnace craftingini bilmiyor. Recipe'sini değiştirmeyi unutmuşum. Şimdi induction furnace'ı bulalım buradan. Ve otomatik furnace. Otomatik elektrik furnace daha doğrusu. Gel bakalım. Encode. Tamamdır. 4 tane artık craft edebilir. Furnace'larımızı alalım.
Şimdi bunları buraya direkt bağlayamam. O yüzden bana bir NV Transformer lazım. Bunun içinde bir tane Machine Block. Aa, zaten NV Transformer'ım varmış. Ve Glass Hypercube. Düzen düşünüyorum da. Neyse, bu iyi. Ve sizi bir saniye, MFI'miz var mı? Bir tane MFI yapacağım. Aa, bir tane fazla oldu. Ve key adder. Machine bu. Block var. Tamamdır. Düzen düşünmeye çalışıyorum da, pardon. Tamam, bu iyi. Dört. Misler gibi. Lever. Evet. Tamamdır, misler gibi çalışıyorlar. Aslında dur. Evet, aklıma güzel bir fikir geldi. Lever'lar, siz üste gidin çünkü size güzel bir sürpriz var. Evet, şimdi planıma geliyorum. Router. Filter upgrade. Tamamdır. Aa, dur. Redstone sinyalinden etkileniyordu. En son baktığı hatırladığım. Ayrıca sana Machine Filter Upgrade'ini de koyalım. Ve sadece Induction Furnace açılış. Deneme için şunu kullanacağım. Olmuyor. O zaman pişirebileceği bir şey. Tin Dust.
Hayda. Şimdi bu neden çalışmıyor? Topside'ı. Dyson'ın topside'ı. Ha. Ha. Bakalım lapis koymayı deneyelim hiç. Bir şekilde Any Chest'e koyacak mı? Evet, koydu. Tekrar machine filtre atalım. Furnace. Evet. Bunu attığımız saniye olmaya başlıyor ama. O zaman su. Bunu nasıl halledeceğiz? Emi chest'i taşıyabiliriz sanırsam. Oh, bir saniye. Bunun tarafından güç verilmesini istemiyorum. O zaman şuraya koyalım Emi chest'imizi. Bu olur sanırsam. Evet, dokundukları başka bir arayüz olmadığına göre ya da dur. Daha da iyi bir seçeneğim var. Tabi bunun için conduit'e ihtiyacım var. Ve birinin bana arada bu tarz dörtlükler yaptığımda durmamı hatırlatması lazım. Tamam. Bu iyi sanırsam. Evet. Şimdi hiçbir şekilde Emi Chest'e dokunuyor mu? Onu kontrol edelim. Hayır. Mükemmel. Evet, o zaman bize geri kalan tek şey 4 tane import bus. Ve bolca kablo. Baslarımıza bakalım. Yeni yeni mi craft oluyorlar daha? 3, 4, tamam. Tamamen benim
renk merakından biliyorsunuz. Yani hepsi aynı renk olacak takıntım. An itibariyle ingıtlar da burada. Tamamdır. Ve şimdi geriye kalan tek ihtiyacımız bir adet mak. Sen böyle açıkta durma. Tamam, bu daha iyi. Kaça kaç bir mak olsun? Kaça kaç olsun, onu hesaplayalım bir. Önce bir yerini belirleyeyim. Aslında ben hemen belirleyip geliyorum. Evet, 4'e 4 bir tane yapmaya karar verdim. Şimdilik network'ü... Azıcık devre dışı bir konumda bırakacağım. 2 ve 4'e 4'lük bir mak hazırlayacağız. Altı. Bunlar da hazırlanan dursun. Bunun dışında 3 tane CPU. Dur, 3 değil. 6 CPU ve 4 pattern. Şey, 2 pattern. Ve sen neye ihtiyaç duyuyorsun? Kabloya. Tamamdır. Hitlerim. Hit zımbırtılarımız da hazır. Sırasıyla bunları yerleştirelim. Aa, yanlış şey. Lanet, 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 lanet. Üçü de düştü. Sen de craft et. Coin of Fortune. Düzgün çalış. Ve... Tamamdır. Evet, makımız hazır. Bir adet Big Mac. Server mı çöktü? Yoksa lag mı? Hemen geliyorum. Evet ve geri döndüm. Şimdi yapmamız gereken şey... Interface'ler. Şu tarafa döşeyelim bence. Bunlar... mavi olacak. Evet. Ballar. İlk olarak bu sisteme Merkür selleri atayım.
merkür seller doluyor ve boşalıyor. Bakalım merkürler hala üretiliyor mu? Hayır, daha fazla sinebar toplamam gerek. Bunun ardından Sheldonite'lar. İlk Sheldonite'lar işlensin. Çünkü onlar Merkür'ü mutlaka kullanmak zorunda. Evet. Bunun yanı sıra sırasıyla devam edelim. En son burada neyi? Galena. Unutmadan Bauxite'a yer ayarlamayı unutmuştum. Bakalım Bauxite ne istiyor. Düz su. O zaman seni şuraya atalım. Ve bırakalım bunlar işlensin. Ardından işin bir de ters yönlüsünü kurmaya başlayalım. Yani kırmızı tarafı. Tamamdır. Ve kırmızı taraftan tamamlamış her türlü ürünü. Safir. Platinyumlar da asıl olarak kalsın. Bauxite. İridiumlar geri dursun. Gold dursun. Sen dur. Sen git. Sen dur. Sen dur. Sen git. Alüminyum sen de gitsin. Burada işlemeyeceğiz. Git. Safir. Sporyum. Ruby. Sülfür. Uranyum. Bakın başka kaldı mı? Hayır. Evet, diğerleri için geçici olarak şunu stack moduna getireyim. Spellerite'ı eklemedik galiba. Bauxite'ı... Ha, eklemişiz. Sadece çok hızlı.
O zaman biraz daha böyle umutla devam et. Ve şimdi yapacağımız şey. Tüm şu tiny pile'ları öğretmek. Evet. Neyse ben bu bölümü burada bitirsem şimdiden iyi olur. Bölüm arasında şuna basları falan bağlayıp pişirilecek madenleri bunlara atmasını sağlayacağız. Ardından da pattern'ları şuraya öğreteceğim falan filan. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.